Başkanım, federasyon başkanını kim belirliyor? Ya, cevabını bildiğin soruyu niye soruyorsun bana? Sen ben bilmiyorum ki cevabını. Ben belki biliyorum ama insanlar, ben merak ediyorum yani şimdi. Merak ediyor, herkes merak ediyor. Hep aynı adamlar, seçim aynı yapılmalı. İnsanlar. Seçim yapılmalı. Seçim yapılmalı. Bir aday, iki aday, Kulüpler evet. Birliği'nin adayı, münferit çıkan, seçim yapılmalı. Başkan bence Tayyip Erdoğan belirlemiyor, açık konuşuyor. Hayır, her şeyi Cumhurbaşkanımıza yazıyorlar. Hayır, değil işte onu. Tayyip Erdoğan belirlemiyor. Şuna inanıyor musunuz? Futbolda, net yani bu. Futbolda belli adamların, tırnak içinde çakal derim ben onlara. Beyefendi böyle istiyor. Kendilerine bir şey elde etmek hep için saygıdeğer beyefendi beni istedi gibi. Tezgah içine girdiklerini ben biliyorum da siz inanıyor musunuz? Ben de biliyorum ya. Ali Bey de biliyor. Beyefendi şöyle istiyor, Cumhurbaşkanımız böyle istiyor diye çok etrafta dolaşan insan. Çok var, çok var. Hepsinin yalan olduğunu da tahmin ediyorsunuz. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yalan. Herkese şimdi, yalancı diyemem ama Sayın Başkan. Bir gerçek var ki burada da itici güç hep bu söylemler oluyor. Sayın Başkan, programa çıkacağınızı duyurduğumuz andan itibaren biz bir hashtag yayınladık. Öğle saatlerinde TT oldu. Ali Koç derin futbolda diye ve Beyaz TV TT oldu. En çok sorulan sorular artık size ben yöneltmek durumundayım. Tabii tabii. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım özür dilerim ismi kullanılıyor. Belki çoğundan haberi bile yok ama sonuçta o müesseseye zarar veriyor bugün içinde bulunduğumuz. Tabii ki. Başkanım siz hakemlere güveniyor musunuz? Şimdi önümüzde bir sezona başlayacaksınız. Transferler yapacaksınız. Çok önemli tabii. Belki antrenör değişikliği önemli. Paralar harcayacaksınız. Taraftar. Bu hakemlere güveniyor musun? Nasıl güveneyim? Teknoloji geldi, performans kötüye gitti. VAR sistemi. Kimse güvenmiyor ya. Daha çok tartış. Kimse güvenmiyor. Ben de güveniyor musunuz? Kısa kısa şey soralım. Atamalara arkadaşlar. Güvenmiyorum. Atamalarla mesajlar veriliyor. Cezalarla aynı. Mesajlar veriliyor. Hakemler de o mesajları çok iyi alıyorlar. Rüzgara göre de hareket edebiliyorlar. Aynen, bravo. Evet. Başkanım şunu söyleyebilir miyiz? Bak ben şimdi çok objektif bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sizin bu anlattığınız, devamlı ifşa ettiğiniz konular artık özellikle Fenerbahçe, 30 milyonlu Fenerbahçe taraftarının artık benimsediği şeyler. Yani bunları sizden duyuyorlar, gözleriyle görüyorlar, canlı yaşıyorlar. Bu işlerin böyle olduğunu görüyorlar ve inandı artık. Fenerbahçelerin dışında artık toplumun hemen %90'ı futbol severlerin inandı. Bu işlerin böyle olduğunu inandı. Bir de şu bölümü var. Bütün bunlar olurken bir de dönüp kendimize bakalım diyenler var. Futbol severler. Yani biz yanlış hocalar mı aldık? Yanlış oyuncular transfer ediyoruz diyen bir grup da var. İşi tamamen futbol boyutundan bakıp. Tabii. Tamam bunlar oluyor. Biz bunları biliyoruz, gördük. Fakat biz de öyle kadrolar kurduk ki, öyle hocalar aldık ki biz hata yaptık. Mesela bu sene Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin erkenden 17 puan, 34 puan, tabii, çok 18 kötüydü. Puan geride durdum. Daha ben ilk yarı bittiğinde Trabzon şampiyon dedim değil mi? Tabii canım. Kapanmaz. Tabii, çünkü 8'de kapanır, 18'de kapanır. Ama 18'de kapan, yani çok 18'de kapanır, 28'de kapanır olmaz. Belli oldu ilk yarıdan. Yani ilk yarıda bu kadar kopacak kadar kötü yapılanmayı nasıl yaptı bu 3 büyük kulübümüz? Abi bize beni Fenerbahçe ilgilendiriyor da. Yani bir rakamı çok yalnız bıraktık. Öyle bir nasıl oldu yani? Öyle bizim... öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki biz bütün sorunu federasyona biz kendimiz kaç defa dedik. Şunu yanlış yaptık, bunu yanlış yaptık. Tabii. Geç karar verdik. Biz bunu kendimize tenkit ettik, kendimize eleştirdik. Bir top parayı ne getirmeniz hata mı? Bizim hocam ya. Bizim yanlış yapmamız, şey. Sistemin yanlış olmasına sebep değil, mi? Değil. Şimdi, ama biz de diyoruz ki taraftar da diyor ki tamam bütün bunlar oldu ve bizim belki de 3-4 hakem düdüğü ters çalsa bu sene bile Fenerbahçe şampiyon olabilirdi diyoruz. Ama 2023'te şampiyonluk istiyor Fenerbahçeliler. Bunu beni bile anlar. Ya şampiyonluğu falan be. Ben başka bir şey söylemek istiyorum. Merak ediyorum. Ne? Bu 28 şampiyonluk için müracaat ettiniz. Hayda. Bir cevap falan geldi mi? Çok merak ediyorum. Beşiktaş'ın da 5 tane var abi öyle deme. Yanılmıyorsam öyle deme. Evet 5 tane var. Söyleyeyim. No abi öyle deme. Bir yere müracaat ediyorsun sana hala cevap gelmiyor. Verecekler diye geçen sene Nihat Bey. Geldi mi gelmedi mi başkanım? Söyleyeceğim. Gelmedi tabii ki de. Neye ne kadardı cevap gelmedi onu söyleyeceğim. Evet. Çünkü abi arkadaşlar daha çok hızlı, bu şey seri konularından seri seri gidelim. Aynen. Alalım vakit dar çünkü. Çabuk alalım. Şimdi Jesus'u soruyorlar. Jorge Jesus soruyor. Jesus'a geliyoruz. 2023. Federasyon başkanı kim olacak? Daha çok önemli sorular var. Şeyi bulmaya çalışıyorum. İlk önce Ahmet Çakar'ın bir söylemini sorduk. En uzun o oldu galiba. Bulabilsek işte. Neyse bulacağız onu.
Rasim'e soracağım sorular çıkıyor burada. Başka ben hazırım hepsine. Siz zaten bir iki bana laf attınız. Ben Sayın Ahmet misafir olduğu için bir şey demedim. Biraz İddialarını araştırması talep etmiştik, hatırlıyor musunuz? Bir hakemle konuştum, doğru, böyle böyle dediniz. Doğru. 11 Aralık 2020. Heh. 528 gün. 1959 öncesi şampiyonluklar için başvurduk. 6 Mart 2021, 443 gün. 2011 Süper Kupa oynama başvurusu. 30 Aralık 2021, 144 gün ki buna Beşiktaş'ta başvuru yaptı. Evet. Tabii cesaret edemiyorlar. Çünkü ederlerse onlar da kendi tescillikleri, tescil ettikleri şampiyonun bir kez daha Fenerbahçe olduğunu kabul etmek durumundalar. Yapamıyorlar. Bunu yapmamaları için bana bir sebep verin. İşte esas vahim konu bu. Hiçbir sebep yok. Esas vahim konu bu arkadaş ya. Trabzonspor'un resmi mecralarında 2010-2011 şampiyonuyla alakalı ifadelerin kaldırılması için başvurduk. 31 Ocak 2022, 112 gün. Son olarak da Ömer Demir mektubu yolladık. 6 gün. 17 Mayıs 2022. Neyi yolladınız pardon? Ömer Demir'le ilgili. Yani suç almış, ceza almış. Temsilciler Kurulu Başkanı. İzah eder misiniz diye başvurduk. Şimdi dolayısıyla federasyon demek ki bizim federasyonumuz değil. Herkes der ya Fenerbahçe'nin federasyonu, Fenerbahçe'nin MHK'si. Demek ki böyle bir gerçek yok. Bir tamamen de oraya Fenerbahçeli bir ismi oturtunca çok daha kolay olmuyor mu işler? Oluyor. Ya ne abi, bana diyorlar ki ne alıyorsun kardeşim sen? Nihat Özdemir Fenerbahçeli, hala ne konuşuyorsun diyorlar mesela bana. 3 Temmuz'da ne oldu? İşte evet. Nihat Özdemir'le esas kavgası o zaman. Ne dediler? Başbakan Fenerbahçeli, Futbol Federasyon Başkanı Fenerbahçeli, Savcı Fenerbahçeli. Demediler mi? Evet, işte ben de onu söylüyorum. Öyle diyorlar yani. Şimdi de öyle dediler bu senenin başında. Sayın Başkan, güncel Ahmet bir hocam, konu. Yesus oldu mu? Bir dakika, yavaşak geliyor. Hayırlı tamam olsun diyelim mi? Güncele geliyor. Hayır, arada bir şey yaparız. Yesus'a geleceğiz hocam. Ya, bir dakika. Hocam bir geriye bir güncel. Yesus'tan daha önemli soru mu var? Evet, yok, 25 tabii milyon Fenerli için. Tabii ki yok. Tamam Sayın Başkan, Jesus oldu mu? Olma ihtimali yüzde kaçtır? Jesus'tan daha önemli soru, Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Evet, tamam. Evet, aynen. Evet. Evet, aynı şey. Tamam, aynı girelim soru o zaman konuya. Girelim mi? Siz bir şey soracaktınız. Ben bir önce Mesut Özil affedilecek mi diye soracaktım. Bu bir. Şimdi Mesut'un kendisiyle konuşmadık. Menajeriyle bugün bir konuşma yapıldı. İki tarafın için ne hayırlıysa onun yapılması gerektiğini düşünüyorum. İki tarafın hayrına olan konunun ne olacağını yapacağımız istişarelerde belli olur. Ama bizim 100. yılda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılda şampiyon olmaktan başka bir hedefimiz yok. Sizin samimiyetinize çok inanıyorum. Aklınız olsa geçen sene Mesut Özil'i alır mıydınız? Güzel. Alırdık. Sahip misin? Yine alırdınız. Niye alırdık söyleyeyim. Mesut'un kariyerini kimse hiç asla sorgulayamaz. Böyle çıkacağını nereden bilsin? O, hani oldu da olmadı gibi. Ama böyle çıkacağını bilseniz almazdınız başka. Bilemezsin ki. İki. Fırsattı. Ne fırsatıydı? Yüklü bir maaşı vardı Arsenal'de. Ve maaşının kalan yarım sezonunu Arsenal zaten ödeyecek. Biz ilk aldığımız yarım sezon bize hiçbir bedeli olmadı. Dedik ki Mesut iyi de bir Fenerbahçeli. Memleketini de çok seviyor. Biz de imkanlardan dolayı eskiden Anelkaları, Musa Soğulları falan getirirken finansal fair play'di, finansal sıkıntılar, borç durumları falan böyle değildi. Yoktu. Dünyadaki yıldızlar da bu kadar pahalı değildi. Çünkü makas açıldı. Dedik ya biz bunu yapacak imkanımız yoktu. Mesut gibi bir fırsat çıktı önümüze. Mesut da kendini ispatlamak istiyor dünyayı tekrar. Çünkü hakkı yendi. O veya bu nedenle. Kendisi arzulu, biz arzulu. Finansal yapı buna müsait. Yani Arsenal'in ödeyeceği maaş, bizde alacağı maaş, herhangi bir transfer bedeli olmaması, herhangi bir kiralama bedeli olmaması ve Mesut Özil gibi bir dünya yıldızı kim istemez? Hem de kalbi Fenerbahçe için çarpan bir Mesut Özil. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Yani Mesut da gelip burada böyle bir senaryo olsun diye böyle bir WC'ye vermek için şey yapmıyor. Kendisi de elinden geleni yaptı. Üst üste talihsiz sakatlıklar. Ama sonuçta esas olan kendisine dediği gibi Fenerbahçe. Başkan bir şey yalnız söylemek istiyorum. Mesut'la ilgili bir şey söyleyeceğim bak. Allah var yukarıda bak. Trabzonspor'la ilgili başkan dedi ki çok kayrılıyor. Saygı duyuyorum görüşüne. Hani bazı konularda medya bizi görmüyor.
Mesut Özil'in gelişi de başka. Tabii ki siz aldınız ama Türkiye'de bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti o zaman Fenerbahçe için seferber oldu. Bunu da kabul edelim. Seferber medya olmuş. Büyüttü. Dahası Mesut Özil, ben şu Mesut Özil'in biraz tenkit eder gibi mesela ben konuştum, bazı arkadaşlar konuştu. Bize de telefonlar geldi. Yani ben bunu ilk kez söylüyorum. Aman yani Mesut Özil konusunda da Fenerbahçe Kulübü Türkiye Cumhuriyeti tarafından ne diyelim kayırılmış, desteklenmiştir. Yani Mesut Özil, yani bu da yaşandı. Yani tamam Trabzon, hani o günde bütün gazeteler Mesut yani demek ki bazı kulüp kayırılıyor. Yani saygısızlık etmeden kısa cevap verin, boş konuşuyoruz. Vallahi değil, gerçekten. Kim desteklediyse, kim kayırdıysa açın söyleyin. Devlet mi gidip orada müzakere ediyor? Siz aldınız tabii ama Mesut'un gelişi çok desteklendi. Devlet mi Arsenal'le oturuyor? Başkanım vallahi. Tamam da Mesut. Ahmet Çakar. Gazetede. Konuşsun siz de bilirsin. Ama bir şey desteklendi. Şimdi Mesut Özil gibi. Parasal değil. Abi tamam da. Medya anlamında. Ya, ama medya, Mesut hala yine konuşulmasın. Dünya medyası da konuştu ama. Sadece biz değil. Sanki sokaktan Mahmut geldi. Ben Mesut'un alınmasına hatta karşıydım. Hayır sen ayrı. Hayır bir dakika. Arkadaşlar. Gazeteciler yazmayacak. Basın yazmayacak da kim yazacak? Arkadaşlar. Mahmut mu geliyor? Mesut Özil geliyor ya. Hocam bir şey demeyeceğim. Dünya basını da yazdı. Bir dakika ben bu konuyu fıstık diye geçelim. Evet. Başkanım, Fenerbahçe'nin en çok gelen soru, Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? İsmail Kartal'la ilgili düşünceleriniz nedir? Şu an güncel konuya gelelim başkanım. O halde sayın başkanım, ne zaman çok kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra niye? Sinan abi biraz bu soruya nasıl güleceğiz? Ben Leyla orada uyudu, kızım çok kısa uyudu benim. Edward... Kerim uyudu. Onlar eğlenmeyecek miyiz ya? Hemen mentoralım. Oynadığımız bir reklam var. Advertorial'ımız var. Onu gireceğiz sonrasında. Bir konu var. Bir söyleseydik. Sinan'ın girdi. Çok kısa sıkışacak. Ama güzel yerde girdi. Güzel yerde girdi. Evet. Diziler de böyle. Sinan abi Rasim uzattı, böyle oldu. Mecbur reklama giriyorum. Reklamlardan sonra Jesus ve İsmail Kartal'a. Çok özel yayınımız devam ediyor sevgili seyirciler. Derin futbola gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Jesus konusuna girmiştik, reklama girmiştik. Şimdi artık tekrar soralım. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Spor Kulübü teknik direktörü kim olacak? Bak bir dakika, soruları sıralım. Bir, Fenerbahçe teknik direktörü ki Jorge Jesus. İkincisi, ben o 28 şampiyonluğa takıldım. Hala onunla ilgili nedir durum? Hala net bir şey alamadım. Ondan sonra da federasyon başkanlığı ile ilgili soracağım. Federasyon başkanlığı ile ilgili soracağım. Bir de sevgili başkan, Kulüpler Birliği başkanlığı ile ilgili bir şey düşünüyor musunuz? Başkanım, İstersen sondan gel. Başkanım ben de şunu ekleyeyim. Jesus'la girelim. Şunu ekleyeyim. Bizim ayın 19'unda ya da 20'sinde Şampiyonlar Ligi ön önemli maçımız var. Öyle yazıyor. İnşallah. İnşallah. Hep Fenerbahçe seyircisi hep son yıllarda hep şunu söylüyor. Geç hamle yapıyor yönetimimiz, başkanımız, hocamız ve kampa katılan oyuncularımız. Geç transferler oluyor, hoca geç geliyor, geç açıklanıyor. Sezona şey başlayamıyoruz diye. Yani iyi aksiyon olamıyoruz diye. Şimdi 20'sinde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçımız var. Bizim hocamız belli mi? Jesus falan demiyorum. Teknik direktörümüz belli mi? İsmail Kartal'ı bir konuşalım önce. Evet, İsmail Kartal. Biraz sitem dolu açıklamaları vardı. Başkanım, orada bir notlar alırsanız biz size bırakalım. Evet. Siz devam edin, biz hiç girmeyelim tek tek. Sonra Ahmet Çakar'ın geçen sene atmış olduğu bir şey vardı. Şimdi 28 şampiyonluk Kulüpler Birliği hoca durumu. Başka bir şey var mı? Bir Ahmet Çakar'ın geçen sene faal bir hakem dedi ki Fenerbahçe'ye şampiyon yapmayacak. Serdar Tatlı olaydı. Fenerbahçe'yle ilgili. Başkanım onları siz tek tek yaparsanız biz araya girmeyelim çünkü giren 5 dakika soru soruyor. Onun için siz böyle alın gidin. Tamam, hızlı hızlı gidelim. Evet. Bir kere İsmail Hoca göreve geldi. Kayıtsız şartsız geldi. Parapul konuşmadı. Kendisi geldiği zaman önümüzdeki sezon üst düzey dünya çapında tanınan bir hoca aradığımızı, hoca görüşlerimiz olduğunu, bunlardan birinin Sayın Löw olabileceğini, çünkü onların geçmişten çok yakın hukukları var. Evet. Birbirine karşı büyük bir sevgi, saygı ve güven var. Onu da altını çizerek söylüyorum. Açık açık her şeyi masaya koyduk. Sizler zaman zaman burada söylüyorsunuz. Ben ve yönetimim hayatta böyle arkadan dolanıp bir şey yapacak insanlar değiliz. Her şey olduğu gibi koyduk masaya. İsmail Hoca bir saniye dahi ne demotive oldu, ne iş sorumluluğunda aksama yaşadık,
Ve onun sayesinde camia tekrar kenetlendi. Onun oynattığı futbolla camianın arzu ettiği dominant Fenerbahçe, her maçı kazanabilecek Fenerbahçe, son dakikaya kadar savaşan Fenerbahçe onu yaptı. Her şeyden önemlisi takım ruhunu inşa etti. Ben mesela zaman zaman Samandıra'ya giderdim. Çatal bıçak sesleri duyardık yemekte böyle. Şimdi gidiyorsun kakarak ikili, kaynaşma. Değişik oyuncular değişik yerlerde oturuyorlar. Bir gün öyle, bir gün böyle. Yani Samandıra'yı anahtar teslim verdik. Baştan aşağıda yeniledi. En verimli haliyle getirdi. Neticesinde ne oldu? 21. hafta geldi. 38. haftaya kadar en çok gol atan ikinci takım olduk. En çok puan alan 41 puanla birinci takım olduk. Ve yanılmıyorsam da 2.21 puan averajı yakaladı. Dolayısıyla şapka çıkartmaktan başka yapacak hiçbir şey yok burada. Evet. Ve 7-8 puan gerisindeydik ikincinin. 5 puan üstüne çıktık. Yani neresinden bakarsanız bakın 10 numara 5 yıldız bir iş çıkardı. Evet. Ben şahsen müteşekkirim kendisine. Evet. Yönetim kurulumuz müteşekkir. Ve camia birleştiği zaman, evet türbünler birleştiği zaman Fenerbahçe ne kadar güçlü olabileceğini de hep beraber gösterdi. Dolayısıyla bu 17-18 haftalık performansıyla ilgili ben kendisine, ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yani ciddi anlamda müteşekkiriz ve futbolcularımızın kendilerinde ne, yani görüyorsun vücut lisanında evet, mutluluğunu evet. Görüyorsun sahadaki oyuncu. Benimsediler hocayı. Kalıcı bir 11. Evet, işte biz her zaman diyorduk bu takım kağıtta bu takım hak ettiği yerde değil. Olay transfer olayı değil. Bakın Crespo nereden buldunuz bu adamı dediler. Şimdi Crespo taraftan en çok sevdiği oyunculardan biri. Rossi'ye laf edildi. Rossi çok iyi bir şekilde sezonu bitirdi ve çok taliplisi var. Biraz Güney Amerika'da. Vitor Hoca Osayi'den başka bir şey yarattı. Ferdi'den başka bir şey yarattı. Şimdi bence kalıcı pozisyonları onlar olmalı. Ama İsmail Hoca yani en moral açısından en dipten bizi aldı. Ve Sinan Bey bilir, hocam bilir. Kazanma alışkanlığı diye bir şey vardır. Onu yakaladığın zaman zaten her şey yoluna girer. Yani mesela vasat oynarken bile pozisyonlar gol olur. Şampiyonluk eşiğine kadar getirdi. Geriye düşse bile nasıl kazanırız güveni? Gol olur biliyor musun? Nasıl kazanırız güveni o? Yani 1-0 mağlup geriye düşüyorsun. Ya nasıl kazanırız falan evet. Ya bir de pozisyon şansı da yanına dönüyor. Tabii. O güvenle olmayacak pozisyonlarda goller falan bu çok iyi. Ama neden kalmadı? İsmail Kartal. İşte oraya. Kalmadı nereden biliyorsun? Kalmadı mı? Ben sanki gitti gibi görüyorum. Bilmiyorum yani. İsmail Kartal gönderdiğiniz gibi geliyor bana. Şimdi bir de şöyle düşünenler var. Ya geldi ama işte Kayseri elendi, Praga elendi. Ya biz çok insafsız. 2-3 hafta oldu geleli. Aynen. Kimse de sihirli değnek yok ki dokununca her şey değişecek. O Kayseri maçı 10 kişiyle... Yani o frikik adama çarpacak. Benzer şekilde bakın aynı futbolcu son dakikada frikik değildi ama ceza sahasına vurdu yine birine çarptı girdi Trabzon maçında. Şans da önemli faktör. Aynen. Dolayısıyla ben onu kıstas olarak görmüyorum. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle ama bizim artısıyla eksiyle her şeyi değerlendirmemiz lazım. Tek kulvarda baskı azken yaratabileceğin eser başka. 3 günde bir 3 kulvarda yarıştığın zaman o da başka bir şey. Yetenekler, kabiliyetler gerektiriyor. Şimdi bazen gönlünüz bir şey der, mantığınız başka bir şey der. Bizim çalışabileceğimiz 2 tane hocamız var şu an. Biri doğal olarak İsmail Hoca, biri de Jorge Jesus. Biz kimi seçersek seçelim, bizim taraftarlarımız yine mutsuz olacaklardır. Bakın, yani biz çok garip şeyler yaşadık bu sezon. İsmail Hoca'nın eserini size anlattım. Son Karagümrük maçında 2 dakika, 3 dakika var maçın bitmesine ve takımı sıktıkladılar. Evet. Ben hayatta görmediğim bir şey gördüm. Bir maçta Serdar Dursun penaltı atacak, tribünler Arda'yı istiyor.
Serdar Dursun alınca kendi oyuncumuzu yolladık ya. Penaltı atıp penaltı gol olduktan sonra da sevindiren, alkışladığımız oyuncuyu penaltı oyuncusu yolladık. Ya şimdi dolayısıyla yani bizim taraftarımız da ben daha evvel de söyledim. Aynaya bakıyor ya biz nerede doğru nerede yanlış yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun 100. yılda Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında topyekun kenetlenmemiz lazım. İsmail Hoca'yla devam edersek ya bize Aplas Hoca söz verdi iki maç kötü giderse bu veya Aplas Hoca devam edersek iki maç kötü giderse ya İsmail Hoca vardı niye ona devam etmedin argümanlar her zaman olacaktır. Ben onlardan rica ediyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorsanız bütün bu dış faktörlere rağmen bizim yek vücut olmamız lazım. Ben buraya çıkıp sizlere bir şey söylüyorsam, bir şey ifşa ediyorsam taraftar olarak, cami olarak sonuna kadar peşine gidin. Bakın Trabzon'da açılan pankart için yüzlerce dava açıldı. Burada dernekler var, taraftar grupları var, biz varız. İşte budur camia gücü. Sosyal medyada insanların, ki ben sosyal medyada hiç yokum. Sosyal medyanın yararları olduğu kadar zararları olduğunu da düşünen bir insan olarak. Fenerbahçe güçlü sosyal medyada. Taraftar çok güçlü. Başkanım bir şey söyleyeceğim. Sayın Başkan ama bu konuda ben bir şey diyorum ki bir dakika Ahmet Hocam. Ahmet Hocam bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Jesus. Şimdi bir kere başkanı dinlediniz. Mesela benim 15 gün önce söylediğim sözleri hatırladınız mı? Hayır sen söylüyorsun. Ben hocam başkanım bakın siz buraya daha bunları söylemeden önce 15 gün önce burada dedim ki Allah Ali Koç'a sabır versin. Bir. Duydunuz değil mi? Dedim ki hangi hamleyi yapsa tabii sene içinde işler kötü gidince eleştirilecek. Jorge Jesus'u getirirse diyecekler ki başarılı olmuş İsmail Kartal'ı niye gönderdin? Eğer İsmail Kartal'la devam ederse ey Ali Koç senin vizyonun bu muydu? İsmail miydi? Bize neler söyledin? Jesus dedin, Löw dedin. Bundan kaçış yok başkanım. Onun için çok takılmamak lazım. Allah yardımcınız olsun bir karar alın. Yani ama yine Jesus bu kararı bence çabuk alın. Şöyle karar hiç acelemiz yok. Niye acelemiz yok? 20'sinde şey var başkanım. Pazartesiye kadar biz açıklayacağız ne yaptığımızı. Bütün Portekiz medyası dayandı ya. Haftaya bugün açıklanıyor. Haftaya bugün belli olacak mı bizim teknik direktörümüz? Bizim teknik direktörümüz iki tane adayımız belli zaten. Belli kim olacak ama? Ya Kartal ya Jesus. Şey. Ama hangisi? Hayır bir dakika. Başkan merak ediyorum. Ben de ediyorum. Evet, bugün pazartesi haftaya pazartesi. Abi bir hafta var da. Biz bu sezon çok erken başlayacağız. 18 gibi düşünüyordu ama benim yönetimle yaptığım istişare sonucu 13'ü 14'ü gibi başlamamız lazım. Buradan da futbolcularımıza sesleniyorum. Yani bu sene artık siz de fedakarlık yapacaksınız. 100. de gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi şansımız var. Hiç kolay değil. 3 ön eleme var. Az tatil. Yani her futbolcunun bir ay maksimum yani minimum tatil evet. Hakkı vardır. Bu sene biraz azıcık daha az olacak ondan. 13 Haziran. Dolayısıyla Fenerbahçe'de şunu söylemek istiyorum. İsmail Hoca veya Jesus. Bizim iki hocamızla da geldiğimiz nokta itibariyle biz pazartesi bunu açıklayabiliriz. Yönetim kurulu olarak oturacağız. Bütün şartları zaten çoğu yönetim kurulu üyeleri de biliyor. Kararımızı vereceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Başka maliyeti mi düşündürüyor? Biz sezon başına ben çok öncesine, 2 hafta öncesine hocamızla başlayalım. Ne demek o? Transferimiz. Ne demek olacak? O hoca da şimdiden çalışmaya başlayacak. Evet, futbolcu transferlerimiz. Beraber çalışırlar mı hoca konusunda? İmkansız herhalde. Yani İsmail Kartal artık hiç öyle bir şeyi kabul etmiyor herhalde değil mi? Yani bu sorulacak soru bile değil. İsmail Hoca da net, diğer hoca da net. Dolayısıyla transferi sordunuz. Evet. Şimdi transfer konusunda da... Santrafor bir kere. Herkes onu söylüyor. Transfer konusunda da unutmayın bizi bağlayan şartlar var. Bunlardan bir tanesi finansal fair play. Evet. Aldığımız intiba, yaptığımız temaslar bu sene finansal fair play konusunda sıkıntımız olmayacağı yönünde. Biliyorsunuz Mart'ta çağrılacaktık, hala çağrılmadık. Çünkü sıkıntı olan çok daha fazla kulüp var. İki, harcama limitleri. Şimdi biz harcama limitlerini de bilmiyoruz şu an. Allah da bunu hesaplayacaklar yardımcı olsun. Çünkü lisans kurumda işi çok zor. Yani bu kurlarla, bu enflasyonla, belli olmayan yayın gelirleriyle nasıl bir harcama limiti açıklayacaklar? Hesap bırak açıklama hesaplayacaklar. Allah yardımcıları olsun. Hatta ben bir adım öteye gideyim. Belki de bu dönem
harcama ilgili hesaplanabilecek durumda olmayabilir. Zaten yayıncı belli mi? Başkan, yayıncı belli mi başkan? Yayıncı belli mi? Belli değil. O da belli değil. Aynı değil mi? Beyin Spor devam etmiyor mu? Ya, hiçbir şey imzalanmadı. Net bir anlaşma yok. Ben ne bileyim öyle değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Enflasyonun bu kadar olduğu bir noktada biz geçen seneden 500 milyon daha az alıyoruz. Evet. Şimdi bakın bir spor yasası çıktı. Bu konudan konuya atlıyorum hocam. Spor öyle yasası bize göre gerçekçi uygulanabilir bir yasa değil. Spor yasasında bizler denk bütçeden sorumluyuz. Tutturamadığımız zaman şahsi sorumluluk var. Şahsi sorumluluk var. Hapse kadar giden orantısız yollar var, cezalar var. İşte borcunuzun şu kadarı, şu kadar yani borç şu kadar aşabilir diyor %10. Borcun tanımı yok. Ondan sonra daha öteye gideyim. Biz bütçe yaptık. Sezon başladı. Çat. Yayıncı kuruluşu 100 milyon euro indirim. Onlar sorumlu değil, biz sorumluyuz. Mücbir sebep, Covid. O da yok, yine bir sorumluyuz. Kurlar böyle hareket etmiş. Hiçbir kulübün sorumlu değil, suçu değil, sorumluluğu değil. Ama yasada yine biz sorumluyuz. Doğru, haklısınız. Bu eleştiriler i̇şte bakın, haklı. Bakın, bu işten çıkmanın yolunu, ondan sonra sorunuza geleceğim, konudan konuya atlıyorum. Yani bu çok çok önemli. Yok, sizlerden, siz de istiyorsanız oraya geçebilirsiniz. Sizlerden de buradan destek istiyorum. Türk futbolu için. Bakın sorunu söylüyoruz, çözümü de söylüyoruz. Spor Toto. Şimdi bakın 2013 yılı 5 milyar 742 milyon, 5.7 milyar diyelim gelir elde etmiş. Bu toplam gelirin %4.6'sı federasyonuna verilenli 5.3'ü yani 306 milyon kulüplere ve federasyona dağıtılmış. Tamam mı? 7 sene sonra 2020 yılında baktığımızda çok doğru hareketlerle bakanlığımızın legal pazar 68 milyara gelmiş. Kulüplere 290 milyon, TFF'de 50 milyon aşağı yukarı. Buna baktığınız zaman oran 1/5'e düşmüş. Yani biz %4.6 alırken 2013 yılında bugün 1/5'e düşmüş. 2021 yılında pazarın 110 milyar TL'ye çıkmış. Çıkmış. Ve son 2 senede yapılan ödemeler yapılırsa bu 1/2.8'e düşüyor. Şimdi biz diyoruz ki, şimdi diyeceksiniz ki enflasyon, TL, bu dolar nasıl? Bir dolar bakın. 2013'te bahsettiğim rakam, 5 milyarlık rakam 3 milyar dolara tekabül ediyor. Ve kulüpler, pardon bu 2021 yılında da rakam 12,5 milyar dolara çıkmış. Yani pazar. Yani dolar bazında da büyüme var. 3'ten 12,5'a çıkıyor 8 senede. Ama kulüpler ödenen para ise 2013'te 140 milyon dolarken 35 milyon dolara geriliyor. Şimdi biz diyoruz ki öyle hapis, mapis, bize göre uygulaması zor, bazı yerler anayasaya aykırı, federasyon özerkliğini yok edecek, işte denetimler var, bakanlığın yaptığı denetimler. Biz de diyoruz ki doğru kaynak aktarılsın, burada kaynak burada. Ama o kaynak sözleşmeler falan imzalanmadan kontrol altına alınarak bu işi orta ve uzun vadede için içinden çıkabiliriz. Parayı bize de vermeyin. Kaynaktan kesin borçlu kulüplerin. Borçlu olmayanlara hakkını verin tabii ki. Yani burada çözümle geçiyoruz. Sadece 2020 yılında bu paranın 3.6 milyar TL'si reklam harcamış. Spor Toto'nun kendi reklamı. Dolayısıyla burada çözüm de var. Onun için değinmek istedim. Ve burada sizlerin de desteği çok çok önemli. Çünkü bu sürdürülebilir değil. Ha, el koyarlar kulüplere. O da bir çözüm. Ve siz ölene kadar Allah uzun ömür versin başkansınız. Yok, Allah göstermesin. Şeylerde, kulüplerde özel sahipliğe geçilmesi bir çıkış yolu olamaz mı? Sizin... Şimdi en çok tenkit yediğimiz nokta UEFA nezdinde bu noktaya gelişimizdeki sorunlardan biri bu dernek yapısı. Evet. Ama bu 100 yılı aşmış kulüplerin, birden çok branş içinde olan kulüplerin, bu genç cumhuriyette sporu yayma görevi verilmiş kulüplerin birilerinin sahibinde olması da insanın yani biraz... Futbol kulübü şirketleşebilir. Yani futbol zaten kulübü futbol sahibi kulübü olabilir. Şirketli. Şirket ama der... sahibi olabilir. Yani siz mesela Fenerbahçe'de o konuda nezaket darınız. Geçmişte ne dediniz bilmem kaç yılına kadar bütün gelirler temlikli.
Galatasaray'da da öyle. Bütün kulüplerde bu yapı ister istemez bir yolsuzluğu, zorunlu yolsuzluğu getiriyor. Korkunç para harcanıyor. Yani yolsuzluklar ile hırsızlık değil. Şimdi biz geldiğimizde... 3 milyarlık oyuncu, 6 milyar. Bakın biz geldiğimizde mesela stadın ismi 10 yıllık 90 milyon dolar satılmış. İmzalandığı yıl faktöründe kırılarak kullanılmış. İşte örnek. Biz hiçbir gelirimizi bir sonraki sezonun gelirini mevcut sezon için kullanmadık. Kulübün geleceğinden çalmak işte bu. Çal kullanmadık. Siz çalmadınız da ya. Bir kere 3-4 loca sahibine rica ettik. 2 senelik al. O da pandeminin başladığı yıldı. UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için. Ama biz azami dikkat gösterdik ki bu sezonun ihtiyaçlarını bu sezonun gelirinden karşıladım. Önümüzdeki sezon satışları yapmadan orada da başarılı olduk. Şimdi Kulüpler Birliği'ni sordunuz. Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı düşünüyor musunuz? Genel kurulda aday olmayı düşünüyorum, evet. Düşünüyorsun. Evet, şu an Kulüpler Birliği'ne son yaşananlardan dolayı zaten katılmayacağımız, yani ayrılmıyoruz kulüp olarak ama ben şahsen... Protesto, katılmıyorsunuz. Protesto yanlış kelime olur. Reaksiyon. Yani şöyle, o pankart bizi çok rahatsız etti. Tamam. Hatta Sayın Ahmet Oğlan'ın haberi bile olmayabilir o pankarttan. Evet. Ama yöneticilerin vardır. Hiçbir pankart o boyda girmez. Yanlış. Ama çıkıp bu yanlıştı denebilir. Evet. Yani bugün Fenerbahçe'nin 2010-2011'de kumpas kullanan Fenerbahçe'yi hafife alıp yokmuş gibi saymak, bu terör örgütünün yaptığı diğer 17-25'ler, 15 Temmuz'da Ergun Balyoz'larda tiyatro demektir. Hiçbir farkı yoktur. Niye öyle olunca terör örgütü biz olunca iş meşrulaştırılıyor? Ve ben her zaman dedim, FETÖ'nün yanında mısınız, bu Cumhuriyet'in yanında mısınız, buna karar verin. Bir kupa için, hak etmediğiniz bir kupa için bunu yapmayın dedik. Kupa oraya taşındı. Ben ona fazla önem de vermiyorum. İnsanın kupası müzesinde olur. Ama benim rahatsız olduğum konu o namlunun ucunda Fenerbahçe sembolizden kuşlan o yani 4 Nisan 2015'te dalga geçilmesi. Ve ben inanıyorum ki orada da failler bir şekilde bulundu ama örtbas edildi. Hatta bunun altından FETÖ çıkarsa da hiç şaşmam. Başka ya düşünebiliyor musunuz? Failler belli mi diyorsunuz sizce? Kuşlanma olayı. Yani Türkiye Cumhuriyeti aciz içinde mi? Bu devlet istediği o kadar kudretli bir devletimiz var ki. Tarih boyunca kudretli bir devletimiz var. Bunu çözemeyecek. Yapmayın. Fail meçhul kalmaz diyorsunuz. Yani. Bu boyutta bir fail meçhul var mı Türkiye'de? Bu boyutta. Şeyler var, eski gazeteci cinayetleri falan da. Neyse ama de bunlar ayrı konu. Bu çok futbol. Başkanım tam burada bir şey soracağım. Futbol Federasyonu Başkanı. Dolayısıyla özür dilerim gelirsek. Tam bu konuyla ilgili bir sorun var da. Bir de gelirsek. Genel kurulumuz var Haziran'da. Evet. Adaysın. Başkanlarımızın takdiridir. Evet. Beğenirler seçerler, beğenmezler seçmezler. Ama dediğim gibi ben orada her zaman bütünsel bakış açısıyla hepimize fayda sağlayacak konulara kafa yordum. Bizim aldığımız duyum. Futbol Federasyonu Başkanı, ben hiç tanımıyorum. Mehmet Büyükekşi Beyefendi'nin adı geçiyor diyorlar. Böyle böyle o. Bir de şu anki mevcut başkan vekili Servet Yardımcı bir sene daha devam edeyim diyormuş. Burada Fenerbahçe'nin tavrı nedir ve bu başkanı kim belirliyor? Sinan abi ondan önce şu Trabzonspor konusuyla ilgili siz bahsettiniz. Başkanım şimdi o konuda çok Trabzon'la alakalı bir poleminiz oldu. Ekrem İmamoğlu ile bir poleminiz oldu. Eski Trabzonspor yöneticisi. Siz bir şeyler söylediniz. Sonra iş tatlıya bağlandı sanki. O süreçten sonra size geldi gitti neler yaşandı? Orada bir siz öz eleştiri yaptınız mı? Nasıl yani nasıl aileden bir yorum oldu mu? Öyle kulağımıza bir şeyler geldi. Yani nasıl geçti o süreç? Ne geldi kulağınıza? Yani sanki sizi Koç ailesinin başka fertleri yani niye sen polemiğe girdin İmamoğlu'yla gibi yanlış mı duymamışım? Tamamen yanlış duymamışım. Çoğu zaman olduğu gibi. Olabilir. Yine başka 3 Temmuz'da ayrıca konuşalım. Bak sürekli oraya laf atıyorsun. Şimdi İmamoğlu ya konusunda sen, bir öz eleştiri yaptınız mı? Ya da sen gelirken ben gidiyordum Rasim. Estağfurullah ben bir şey demedim tamam ya. Ekrem İmamoğlu konusunda biz, neler yaşandı sonraki süreçte? Sayın Ekrem İmamoğlu bir tweet attı. Fenerbahçe'yle falan alakası olmayan, ailemi karıştıran, genelde beni engellemeye çalışanlar, durdurmaya çalışanlar hep böyle aile işini atarlar. O doğru. O eski yönetimden insanlar da vardır, kuşçular da vardır, ne bileyim ben bazı medya grupları da vardır. Doğru eleştiri. Ama sen neyin ne olduğunu benden daha iyi bilirsin. Estağfurullah. Dolayısıyla benim ailemin girdiği hiçbir şey yoktur burada. Sayın İmamoğlu'yla konuştuk, iş tatlıya bağlandı.
Bunda abartacak da hiçbir şey yok. Eleştiri yapmadınız yani, yanlış yaptım diye düşünmediniz. Yani keşke. Ya, ben niye yanlış benim yaptım? Bir dakika azıcık mistik bir hocam olsun. Ama sormayın başkanım. 4 yıl oldu. Buyurun. Bir yaz günü, hava sıcak. Işığı kapat biraz. Ver müziği. Sayın Başkan'ın kızı ve oğlu ve çocukları. Gerçek beyaz sol uzmanı Leyla. Leyla burada. Şimdi Leyla, o günü hiç unutmam. Cumartesi günüydü. Bir cumartesi günü. Sıcaktı. Ver müziği. Yakışıklı mavi gözlü bir adam. Şeyi bilir misiniz? Neydi o? Love Story'nin hikayesini. Harvard'da okuyan bir hukuk öğrencisi, çok yakışıklı bir... Ali Bey de Harvard mezunu. Aynen, evet. Bir dakika. Elit bir Amerikalı, nispeten fakir bir kıza aşık olur filan, daha sonra kız lösemi olur falan. Aslında Love Story'yi versenize evladım. Sayın Başkan, 4 sene oldu. Geliyor. Kabul etmek gerekir ki zaten başarısızlık, sportif başarısızlık açık. Bir tek kupa yok. Bu bir eleştiri. Dediniz ki keşke imkanım olsa da filmi sarsak bir sene sonra başkan adayı olup başkan seçilseydi. Burada da mutabıkız. Peki başkan seçildikten sonra bana en büyük 3 tane pişmanlığını söyler misiniz? Nereden bu konuya geldik ya? Şeyleri anlatıyorum. Bunu Leyla'ya soracaksın. Bir dakika hocam, duygusal bir müzikten nereye geldin? Nereden nereye geçeriz? Soruyorum. Mesela ben Sayın Koç'un yerinde olsaydım. Ne şanslı adamsın. Okey olsaydın keşke. 3 büyük pişmanlığımı şöyle derdim. 1. Aykut Kocaman'ı göndermeseydim. 1. Dur bakalım. 2. Çok kritik anlarda akıl hocalarımı çok daha yeterli adamlardan seçseydim. Dolayısıyla hoca seçimi, oyuncu seçimine de yansırdı bu. 3. Çok keşke, romantik olmadı mı? Keşke. Bu sorulara bundan 9 ay önce. Love Story. Bir gece Love Sabiha Story. Gökçen Havalimanı'nda. O yakışıklı adamın elinde megafonla taraftara bağırmasını. Ben Ali Koç olsaydım. Pişman mı oldum? Pişmanlık yaşardım. Bir de Vitor Pereira'ya verildi, Mesut'a verildi filan. Reaksiyonda bir sıkıntı yok. Reaksiyonun şeklinde bir sıkıntı var. Buyurun Sayın Başkan. Tamam. Her müziği yükselt oğlum. Başkan böyle konuşabilecek misin? Hayır. Deli bu biz alışıyoruz. Başkan böyle konuşabilir miyiz? Bu müzikle konuşuyoruz. Sayın Başkan. Konuşur ya kral. Bak kızımız nasıl biliyor bak Leyla Hanım. Bak. Zaten Leyla tiyatro seyredermiş gibi. Tabii ki. Başladı kızım. Eksende konuşanlar diye bir dizi şeyi var. Evet. O kıvamda seyrediyorsunuz zaten. Ben Ali Koç olsaydım 3 pişmanlığım sanki bunlar olurdu. Tamam. Buyurun. Evet, pişman mısınız Ali Bey, dinleyelim. Ben bu müziği severim. Duysun. O soruya geleceğiz. Biraz ses gelsin. O soruya geleceğiz. Şimdi bitirelim. Şu an televizyondasınız. Evet. Ali Koç'un kızı Sadberk Leyla ve Kelim Rahman. Şimdi...